Merhaba, ben Çağlar Ertuğrul. O ne diyor ekibi? Roll challenge var dedi. Ben de challenge accepted dedim. Şimdi kırmızı kartlarda duygular var, siyah kartlarda oyunlar var. Kesinlikle bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Şimdi bunları biraz karıştıracağım. Hani şey demeyin, zaten biliyordu orada ne vardı ne yoktu, kendisine göre sıraladı falan demeyin diye bakın karıştırıyorum. Bir kırmızı bir siyah açacağım. O duyguya göre o oyunu yapmaya çalışacağım. Gülerek yakın arkadaşına sevgilisinin onu aldattığını söyle. Abi bir şey diyeceğim. Abi Merve seni aldattı. Bir dakika tamam. Tamam. Bak Merve seni aldattı. Ama bir kere bile değil lan, 5 kere. Devam. Ağlayarak eski sevgilini düğününe davet et. Oo, bu çok dark oldu gerçekten. Alo. Buna kızgınsın biliyorum. Yarın evleniyorum. Onu söylemek istedim. Evet, çeyrek altınla gel. Tamam. Devam. Korkarak seri katile kendisini öldürmenin anlamsız olduğunu söyle. Abi bak, bir kere beni öldürürsen ne yapacaksın ki? Nereye gömeceksin şu an? Ha? 18. kattayız. Nereye gömeceksin? Her yer fayans. Abi bak, çok anlamsız. Çok anlamsız. Yapma. Tamam. Yine korkarak annene kedisi Ponçik'in öldüğünü söyle. Anne. Ponçik. Ponçik öldü anne. Anne vurma! Gülerek kız kardeşine evlatlık olduğunu söyle. Oo. Ya sen benim gerçek kardeşim bile değilsin ki. Ya demem o ki, sen bundan sonra bizimle kahvaltı etme sabahları. Çünkü sen evlatlıksın. Utanarak kız arkadaşınla evlenmek teklifinde bulun. Ne haber? Ya tamam konuşacağım. Sen hemen bakma tamam mı? Hemen bak. Benimle evlenir misin? Ha? Şaşırarak arkadaşına tatile giderken sana bak diye bıraktığı köpeğinin kaybolduğunu söyle. Köpeği? Ha ya, ben onu kaybettim. Kaybolmuş. Herhalde. Kızarak mahalle bakkalına başka bir bakkaldan ekmek aldığını söyle. Ya ne alsaydım, ölse miydim? Açlıktan ölse miydim? Evet aldım. Lan ben sana kaç kere dedim? Kaç kere dedim o veresiye borcunu sileceksin diye? Ben de gittim tabii. Tamam, senden de alırım. Bak, senden de alacağım dedim ama ondan da aldım. Ekmek bu. Utanarak koğuş arkadaşına psikopat olduğunu ve onu döveceğini söyle. Bir şey itiraf edeceğim sana. Bana akıl hastanesindeyken psikopat teşhisi koymuşlardı. Ben de birazdan seni döveceğim. Ha? Döveceğim. Ağlayarak Oscar aldın, teşekkür konuşması yap. Wow. Thank you. Like to thank the Academy first. Ama benim İngilizce bu kadar. Gerçekten bu İngilizceyle ben nasıl Oscar aldım bilmiyorum. Ama yine de teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bana bu rolü veren yapımcımıza ve sürekli benim çoraplarımı değiştiren kostümcüye. Teşekkürler. Thank you. Ter bastı. Zormuş bu ya. Gülerek kameralara kaleci olarak yediğin 7 golün sebebini açıkla. Tamam. Şimdi ciddi olalım. 90 dakika bitti. Tamam. 7-0 yenildik ve hemen tamam mı? Belki de tamam. Hepsi benim hatamdı. Okey, kabul ediyorum. Ama bir sorun neden? Tamam. Neden diye sordum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben bunu aslında dün gece çok çalıştım FIFA oynarken. Ben kaleciyi öne çıkarıyordum. Tabii ben de kaleci olduğum için. Ama orada yemiyordum ama ben bunu sonuçta yemiş bulundum. Kızarak berberine depresyonda olduğunu, hayattan nefret ettiğini söyle.
Nefret ediyorum bu insanlardan. Bu insanlardan nefret ediyorum. Özellikle saçımın uzamasından nefret ediyorum. Bana bak berber. Bak ramak kaldı. Bu canımı şu saç makasıyla alacağım. Yeter bu depresyon ya. Bana bir oralet söyle. Hadi. Evet. Gülerek eniştene çok yakışıklı olduğunu söyle. Enişte. Enişte. Sen yok musun sen? Ya enişte. Sen güldüğün zaman şuralarında gamzelerin çıkıyor ya. Bayılıyorum ona. Ama var ya bir insan bu kadar yakışıklı olur ya. Bir insan bu kadar yakışıklı olur. Gerçekten hem iddia bülteni oynuyorsun hem de onu doldururken böyle bakarken. Ya enişte. Gerçekten kız olsam tamam enişte. Şaşırarak kız arkadaşına ayrılmak istediğini söyle. Biz ne kadar... Kaç zamandır beraberiz? Bir sene. Oldu mu o kadar ya? Bana 10 sene falan gibi geldi yani bilmiyorum. Neyse ne diyeceğim? Ayrılalım. Ha? Çok olmuş artık ya bir sene. Ayrılalım. Yani Merveciğim için... Adım Merve de değil. Tamam senle devam edelim biz. Devam edelim. Ama şey yapmazsak ayrılalım. Ha, biz ayrıldık zaten şu... Tamam. Evet arkadaşlar, gayet kötü bir performans oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten terledim yaparken. Zormuş bu. O Ne Diyor ekibine de teşekkürler beni zorladığı için. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.